Merhabalar. Hoş geldiniz. Minecraft'ta yapmış olduğum Çekmeköy Sultan Veli metro hattını görüyorsunuz. 2,5-3 ay aldı. Gördüğünüz kadarıyla. Sevgili dostlar. Metronun dışı böyle görünüyor. Avandırması tekniği. Ne de olmaktadır. İstasyonun inişi olacak. At turumuzu yapacağız. Daha sonra istasyon videolarımız daha sonra gelecek. Bu hattı inşaatı gerçek hayatta sürmekte. Gördüğünüz gibi. İki tane asansörü bulmakta. Normalde El Metro istasyonunda. Çekmeköy'e kadar. 10,9 kilometrelik metro hattının 6,5 kilometresini 20 Mart'ta açılması bekleniyor. Gördüğünüz kadarıyla test sürüşü ilgili videolar yeni gelmeye başladı. Lokal test sürüşüne geçirilmiş. Şu anda gördüğünüz gibi Sultanbeyli istasyonu bunun gibi böyle bir tasarım olacak. Benim tahmin tasarım. Hatta trenin ilk vagonları buraya gelecek. Bizi şu anda. Bulmaya çalışıyoruz. Şimdi at test sürüşümüzü yapabiliriz. Şu anda. İlk test sürüşümüzü ben yapalım diye zannediyoruz ama şu an testini yapıyoruz. Bayağı emek verdim. Emek veren kardeşlerimiz Burak Avcı oldu. Yakız Mendeşi oldu. Aybek Moğkoç. Emirhan kardeşimiz oldu. Arım Esmer'imiz yardımcı etti hatta. Yapım çalışmaları bir ay 15 güne yakın sürdü. Kolay bir hat olmadı. 10,1 kilometrelik metro hattımızın. Kolay gibi görebilir ama bayağı bir zorladı yani. Şu ana kadar. Yani attığın içinde elektronik mekanik de döşedik. Ara geçiş tüneller de var. Makaslar da var. Bulunabilecek bir attır. Oldu. Üsküdar metrosunun devamı nitelikte yapılmakta yani gerçekten. Ama oyunda bitmiş oldu. Şu anda Çekmeköy'e doğru yöne gidiyoruz. Attı yapımı oldukça kolay bir at değil yani oyunda bayağı zorladı. Şu anda gördüğünüz gibi makası geçiyoruz. Aslan başıya doğru ilerlemeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Aslanbaşı istasyonu Fatih Uvar'ın yerin altına alacak bir istasyondur. Yerin 31 metre derinlikte sahiptir. Sultanbeyli istasyonu yerin 34 metre derinlikte yer almıştır. Atatürk Caddesi Fatih Uvar'ın kesişiminde planlanmış bir istasyondur. İkisi Sultanbeyli bölgesinde bulunmaktadır. Hasanbaşı'ya doğru geldik. Gördüğünüz gibi 3 kişi bulunuyor. İstasyon gezileri daha sonra yapılacak. Önümüzdeki günlerde sabırla bekleyiniz oyun sevenleri. Sadece Çekmeköy istasyonu göreceksiniz. Çıkışını o kadar. Biraz rayımız yavaş gidiyor burada istasyon olduğu için. Gördüğüm kadarıyla istasyonda yavaşlama oldu. Şimdi hızlanma yapacak.
Şimdi görüyorsunuz. Hoppa. Şimdi Veysel Kanani istasyonu sitelerin olduğu yerde, hem otoyolun aşağısında, yerin 30 metre derinlikte olan bir istasyondur. Sancaktepe ilçesinde yer almıştır. Rüstem adlı bir cadde var. Orada konumlandığı bir şekilde planlanmıştır. Ve şu anda Veysel Kanani'ye doğru gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi. Ve geçiyoruz. İstasyonu Samandıra Mak İstasyonu Osman Gazi Caddesi'ne konumlandığı şekilde çapraz geçmektedir. Ve iki çıkışı bulunmaktadır. Evet. Zamandıra merkez. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi devam ediyor.
Ondan sonra Sancaktepe istasyon gelecek. Sevenler Caddesi ve Sancaktepe Belediyesi'nin önüne konumlandırılmış bir açık hava bir istasyondur. Sakin ol. Evet, Sancaktepe'ye geldik. Yerin 24 metre konumlandırılmış bir istasyondur. Samandağ merkez yerin 30 metre yer almış bir istasyon bulmakta. Ondan sonra şehir hastanesi geliyor. Yine aç kapı bir istasyondur. Yerin 21 metre derinlikte. Sancaktepe'de kusura bakmayın. Yerin 24 metre şehir hastanesidir. Askeri havalimanı konumlanmış buluyor. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne erişim mümkün olabilecek bir yere yapılmıştır. Bir istasyondur. Yer almıştır. Açık hava tarzında ve makas yapısı da bulunmaktadır. Ve gelmiş olduk Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra Sarıgazi istasyonu geliyor. Yerin 45 metre derinlikte bulunan en derin istasyondur. Eski Angara Caddesi, Atatürk Caddesi'ne Sancaktepe Kaymakamlığı erişim mümkündür. Hatta yeni doğan emek sürükli çeşimi metro hattına erişim mümkün olabilecek bir istasyona sahiptir. Sarıgazi istasyonu kent lokantası yer alacaktır. Gördüğünüz gibi istasyonunda tam boy peron ayıcı kapı bulunmaktadır. Çekmeköy Üsküdar arası yarım boy peron ayıcı kapı yer almıştır. Kova 4 metrosunda inter olayları ve rayın
önüne atlamamız için engel bariyer bir duvardır. Şimdi bundan sonra iki istasyonumuz kalıyor sevgili dostlar. Yapımda emeği geçen kardeşlerimiz Bora Avcı, Ayberk Moğkoç, Yakız Mendeşe, Arı Mesper ve Emirhan kardeşimize çok teşekkür ederiz. Bir de Bora Bener de teşekkür ederiz. Yapımında emeğine geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ve en zor bölge burasıdır. Meclis istasyonunda İBB'nin giriş binası Çamsan AVM ve Gelincik Sokağı'na erişim mümkündür. Sarı Gazi İlköy Dem Okulu'na erişim mümkündür. Yerin 30 metre, yerin 29 metre konumlandırılmıştır. Evet. 20 Mart'ta Çekmeköy Samandıra Merkez metro hattı açılmış olacak. Tüm İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Az kaldı sevgili dostlarım. Şimdi zemiz. Yine yavaş kısımlar geçiyor sevgili dostlar. Affımı başlayın. Tünellerimiz TM makinesi gibi yapılmıştır. Yatım bölgelerimizde yer almıştır. Hop. Ve meclis istasyonuna gelmiş bulunmaktayız. Metro konforunda izletmek için istasyon tasarımlarımızı yapmış bulunmaktayız. Bundan sonraki metro istasyonumuz son istasyon Çekmeköy olacaktır. Çekmeköy'de Madenler Meydanı, Şehit Alfa Kalfan Doğan Parkı'na, Doğa Parkı'na, Şahime Caddesi'ne ve Şile Otu yoluna ve Şile Minibüsü'ne erişim mümkündür. Yerin 30 metre yerin altı konumlandırılmıştır. Evet. Sevgili dostlar, son istasyona yavaş yavaş varıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olalım, bildirimleri açalım, like atalım. Hatam varsa düzeltebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi metro hattımızın sona doğru varmış bulunmaktayız. Ve Çekmeköy. Sultanbeyli Çekmeköy'de Minecraft'ta 20. dakikada gelmiş bulunmaktayız. Şu anda istasyonumuz aç kaba ve minimal tünel tipi bir istasyonumuz yer almaktadır. Gördüğünüz gibi istasyonumuz böyle şekilde aç kaba şeklinde tasarlanmıştır. Şu anda metromuzun hatalı kısımları olabilir. Yazı konusunda kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi metronun çıkışımız böyle sürüyor. Çekmeköy istasyonunun şişlendirilmiş hali. Ve istasyonumuzun yine aynaya geldik.